Makinaları bir kişi yönetecek, gene bir insan olacak, yapay zeka olmayacak. Bazı kötü niyetler için kullanılacak, bu da olmazsa olmazı bu işin. Uçakla tozlar atmalar, ölümler, hastalıklar çoğaldı. İleride mesela robot savaşı olabilir mesela, öyle şeyler olabilir. Çok da yapay zekaya güvenmememiz lazım. İnsanların yapabileceği işleri makinalara vermek, bilgisayarlara vermek, yani insanların işini elinden alır. Korkuyoruz. Günümüzde biliyorsunuz çok yaygın olarak kullanılıyor yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka çok mesela yerinde kullanılan şeyler var. Mesela en son duyduğum kadarıyla kanser hücrelerini direkt yakalayabilen bir aygıt geliştirilmiş. Ya direkt böyle mikron boyutunda. Bu tür şeyleri olumlu buluyorum. Yapay zekayı gereksiz görüyorum. İnsanların elinden işini almak için bir bahane olarak görüyorum. İnsanların yapabileceği işleri makinalara vermek, bilgisayarlara vermek, yani insanların işini elinden alır. Vallahi çok tehlikeli. Yani duyduğuma göre başka şeyler de, yani uçakla tozlar atmalar, ölümler, hastalıklar çoğaldı. Korkuyoruz. İnsanoğlunun hayal gücü, olumsuz şeyler de olacak. Bu nimet külfet dengesi. Bizim artık vazgeçilmezimiz yapay zeka. Bir sürü güvenlik zafiyeti üretiyor yapay zeka. Faydasından çok zararı olduğunu düşünüyorum yapay zekanın. Vallahi abla çok güzel yapay zeka. Herkes faydalanıyor. İşte internetten buluyor, kütüphanelere gerek kalmadı. Oyunlar oynanıyor, yani çok zevkli. Bazı kötü niyetler için kullanılacak, bu da olmazsa olmazı bu işin. Makinaları bir kişi yönetecek, bu gene bir insan olacak, yapay zeka olmayacak. Sadece o yapay zekanın adı var. Gelecekte çığırından çıkma ihtimali var. Yani bilgisayar, tablet vesaire, her şey olabilir. Evet, çok dikkat etmek lazım. Kontrol altına çıkmaması lazım. Yani dikkatli kullanmamıza. Dikkatli kullanmazsak bir yıl sonra, yani mesela 2042-2050'de zararlı olabilir bizim için. Ya bazen yapay zeka korkunç olabiliyor. Haklılar mesela. Robotlar çok çığırından çıktı biraz. Yani kendileriyle konuşabiliyorlar falan. Korkunç. İleride mesela robot savaşı olabilir mesela. Öyle şeyler olabilir. Çok da yapay zekaya güvenmememiz lazım. İlerleyen zamanlarda tamamen gündemimize oturacak bir konu aslında. Hem dijital platformlarda hem de sağlık anlamında. Ben de aynı zamanda hemşireyim. Yani yapay zekayı biz de çok fazla konuşuyoruz. Yüksek lisans yapıyorum Cerrahpaşa'da. Bunun hakkında da hatta arkadaşlarımın test çalışmaları da var. Tamamen sağlığın temeline oturabilecek bir konu aslında. Ve yaklaşık bir 10 yıl sonra bence tamamen dünya çapında konuşulabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Yapay zekayı da neticede yapan yine bir zeka. Ona ne verirsen o da onu alıyor. Onu da veren bir insan. Yani bir zeka veriyor. Bu nevi bulunan kafayla, beyinle ilgili olan bütün şeyleri normal karşılıyorum. Daha fazlasının olması daha iyi. Umarım sağlık anlamında insanları evet kullanmayacağız belki ama yapay zeka üstünden gideceğimiz için. Ama bence insanların da kullanabileceği yapay zekalar oluşturmak daha faydalı olacak. Çünkü sürekli ürüyoruz, sürekli büyüyoruz. Bundan kaynaklı da işsizlik oranının artmaması gerekiyor. Yani işsizliğin artacağını da düşünüyorum bu konuda. Ama umarım faydalı olur insanlık için. Sağlığı tamamen geliştirebiliriz. Ölümsüzlüğü bulamayız tabii ki ama biraz daha bu kanser oranlarını azaltabileceğimizi düşünüyorum bu konularda. Bu kadar.